ve yağ bezesinin neden oluşumları ve bunları eritmek mümkün mü? Evet, çok güzel. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör gibi oluşumlar birçok insanda böyle rahatsızlar var. Mesela bugün bir beyefendi aradı. 15 yıl önce bir tane yağ bezi varmış. Ameliyat ettirmiş. Ameliyat olduğu zaman yağ bezi genellikle çoğalıyor. Şimdi diyor vücudunda 200 tane yağ bezi. 200 tane. Her tarafı bilye gibi. İril ufaklı, ceviz kadar, bilye kadar, daha fındık kadar, iril ufaklı, büyük küçük, 200 tane. Ameliyat olduğu zaman ne oluyor? Bir tanesi bir sürü ortaya çıkıyor. Neden yağ bezi oluyor? Veya kist? Biz yapmış olduğumuz araştırmalarda bakıyoruz. Yağ bezi, miyom, kist olanlarda genellikle karaciğer değerleri yüksek veyahut da kolesterol, lipid, trigliserit yağlar yüksek. Karaciğer, yani bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Kanda dolaşan artık maddeler neye dönüşür? Kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü dönüşür. Dönüşür. Yani bunun insanın sağlıksız beslenmesi, mide ve bağırsaklarındaki zafiyetten dolayı karaciğer yavaş yavaş yağlanır. Karaciğer yağlandığı zaman artamadığı toksik maddeler yağ bezine dönüşür. Depolanıyor oraya, buraya, şuraya. İnsanlar mesela arabası var, arabasının motorunun yağına bakıyor, yağını kontrol ediyor. Kirlendi mi diye. Ama kanını ne yapıyor? Unutuyor. Kan kirli mi temiz mi? Onu unutmuyor. Unutuyor. Unutmayacaksın. Kan kirli mi, temiz mi? Arada bir tahlil yaptırmak lazım. Karaciğer değerleri, kolesterol, lipid, trigliserit vesaire, ona göre tedbir almak gerekir. Erken. Ne kadar erken tedbir alınırsa tedavi de o kadar kısa sürer. Geç kalınırsa o süre uzar. Aslında ya bizi oluşuyorsa kişi de iyidir. Neden iyidir? Ya bizi oluşmasaydı o kişi de beyin damarları daralırdı. Beyin kanı, beyin damarlarındaki efendim yırtılma veya oluşan anevrizma, baloncuk nedeniyle beyin kanaması geçirebilirdi. Çatlaması nedeniyle veyahut da. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olurdu. Kalp krizi geçirebilirdi. Veya diğer organlarda yağlanma olurdu. Burada yağ bezinin oluşması vücudun almış olduğu özel bir tedbirdir. Kendini korumaya yağ bezi şeklinde depoluyor. Depolamasa daha tehlikeli. Kalp krizi, beyin kanaması veya herhangi bir organda aşırı yağlanma nedeniyle işte şeker hastalığı ortaya çıkar. Karaciğer yağlanmasıyla aleti, aseti yükselir vesaire. Aslında vücut kendini korumak için böyle oluşumlar depoluyor oraya buraya. Miyom, kist, nodül vesaire nedeniyle. Bize mesela bu nedenle birçok insan geliyor. Bir genç böyle çenesinin altında parmak büyüklüğünde yağ bezi. Dedi ki kaç günde erir? Bu dedim bağışıklık sistemine bağlı. Bünyeye bağlı, kişiye bağlı. Kiminde 3 ay sürer, kiminde 4 ay. Ama ortalama 3-4 ay, bazen 2 ayda olabilir. Bağışıklık sistemi çok güçlüyse. İyi, peki dedi. Şimdi aldı iksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, zerdeçal forte. Kullandı. 3 gün sonra beni aradı. Dedi ki bende bu yağ bezi eridi. Şaka yapma dedim. Yok şaka yapmıyorum dedi. Ya ben inanamıyorum. 3 günde ermez. Dedi ki ben çok çok içtim. Yarım çay bardağı içmiş. Günde 5 defa. İçebilirsin ama buna rağmen erimez dedim. Eridi, erimedi. İyi gel bakayım dedim. Geldi baktım ki gerçekten burada erimiş ya biz. Parmak büyüklüğünde. 3 yaşında bir çocuk sırtında 18 santim şöyle top, futbol topu, küçük bir futbol topu kadar yağ bezi. Çocuk 3 yaşında sağa dönse ağrıtıyor, sinirleri sıkıştırıyor. Sola dönse yatamıyor, sağa dönse yatamıyor.
ağız üstü yatamıyor. Ailesi doktora demişler ki doktor ameliyat edersek omurların hemen üzerinde zarar veririz. Bu yaşta olmaz. İşte geçecek birkaç tane bakacağız ileride. Şimdi ameliyat edemeyiz demişler. Bana getirdiler, dediler ki ne olabilir? Deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Çünkü yani çocuk 3 yaşında bu yağ bezi 18 santim. Ne kadar kullanacağız? İksirden işte günde 5-6 defa bir tatlı kaşığı, çorba şey, kahve kaşığı. İksir, aloe vera jel, efendim çay. 3 ay sonra 6 santime kadar küçüldü. 6 santim. 18 santimin 6 santimi. 3 ay içerisinde. 6-7 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Çocuk rahat rahat uyur hale geldi. Çocuk hiçbir şey kalmadı. Tamam eridi yok oldu. Yani öyle çok ağır vaka. Hamdolsun. Çok kısa sürede iyileştirdik. Evet.